Ama burada... Zeynep. Mahir. Ne yapıyorsun? İyi, sen ne yapıyorsun? İyi. İyi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yardım lazım mı? Ben de mutfak topluyorum. Benim de canım sıkılıyordu. Kafeye gidersem şimdi yanlış anlaşılır diye buraya geldim, yardım ederim falan diye. İşte o zaman sen şey yap. Bak burayı ben ne yapacağım bilmiyorum. Nereye koyacağım bilmiyorum. Bunlar bir dizayn etsene. Evet, bayağı şey. Bunlar yıkandı mı peki Mahir? Yok ya, daha bulaşık makine gelmedi. Ya temizdir herhalde bu, çünkü şey... İpek getirdi bunları. Ya yıkamıştır öyle. Ya da ne bileyim, yıkanmadıysa sen burada yıka işte. Şimdi bu kadar tabak çanak elde yıkanmaz Mahir. Hijyenik de olmaz zaten. Bir de şey, makine geldiğinde bunları yıkar öyle dizeriz. Ayrıca İpek Hanım getirdiyse ilk kere yıkamak lazım. Ya sen ne güzel şaka. Demek İpek'ten geldiyse iki kere yıkamak. Ya sen şakacı. Mahir. Bana düşmez belki ama yani seni severim bilirsin. İpek'in gözü göz değil. Bir anda sana böyle deli gibi aşıkmış gibi davranması normal mi sence? Başka bir konu var burada. Kadın sorunlu. Zeynep, sen ne diyorsun ya? Son musun ya? Son falan değil. Değil. Ben sevilmeyecek adam mıyım? Ben sana sevilmeyecek adamsın mı dedim? Ben o kadının senin duygularınla oynamasından korkuyorum. Zeynep sus. Ben çocuk değilim. Anlıyorsun sen beni? Kızım senin benimle derdin ne? Ha? Yok, başka bir şey kız. Sen bir dur. Ya ne gözü doymaz kadın çıktın ya. Tamam işte, kocan geri dönüyor sana. Daha ne yapacaksın? Ha? Mahir'i yedekte mi tutacaksın? Olmaz. Neden? Çünkü... O benim. Bu kadar seviyesizleşecekse durum, ben hiç topa girmeyeyim. Demek istediğim buydu Mahir. Düzeyi görüyorsun. Neyse, görüşürüz, ben kaçayım. Artık bunları da siz yıkarsınız İpek Hanım. Tabii Zeynep Hanım. Zeynep, buyur.